oluyor. Şaşırtıcı. Mesela benim gelin beli kırıktı. Biz onu ameliyat ettiremedik. Kendi kendine şu an çapraz elleri orada. İşte hani ameliyat ettirmeyiz. Zaten hani daha çok küçük. Bu böyle kırılmıştı beni. Tüple ilgili bir tedavi gördü mü? Gördü, evet gördü. Öyle mi? Ne kadar sürdü? 2000. Müsaatsız da olsa ilaçlarımız artık size yaptı. Bizleri korudu. Onunla. Duruyor. Arkadan. Denge kaybı var. Yani çok az var ama öyle çok onu etkileyen çok korkuyorum. Fazla. 4-5 ay kuralım. Yani orayı... Tamam. Çok sevindim bu kadar. Dediğin şeye çok sevindim. Ben de, çok. O deneniyor, biz deniyoruz. İnşallah, iyi sonuç alırız. Veriyor musunuz? Veriyoruz, tekrar veriyoruz. O evde sıcak tutuyor. Ertesi sabah tekrar getiriyor, 3 günde. O orada bir tane benzer var. O zaman şey, insanlarda 36 mı bunlar? 36, 33. Tıda almışlar, insanlarda sıkıntılar oluyor. Bunlar da çok açılmış. Evet, biraz daha umut var. Başka soru dün geldi, ona ben bölgesi hissediyorum. Duruyor mu Muhsin Bey çıkarsan, duruyor mu? Ama bu... Yani, ben kucağımı alabilirim istiyorsan, orada... Ayağına ne oldu? Ayağım bizim. Hı, güzel hayvan. Hayvan tapar sever. Sabit. Bizlerden paylaşacağı bir şey der. Olabilir. Şey geldikten sonra başlıyor. Tabii ki hayvan sever. Olay ise. Trafiğin direkt ortası olduğu için her türlü trafik kazası. Bugün 4 Ekim hayvanları koruma günü. Tabii bu manada çok değerli mahalle gönüllülerimizi, Bursa'mıza hizmet eden çok farklı sivil toplum örgütlerimizi, baro temsilcilerimizi ağırladık bugün burada ve onlarla istişarelerde bulunduk. Tabii Büyükşehir Belediyesi olarak bunun farkındayız ve gerçekten koyduğumuz hizmetlerle de bu farkındalığı ortaya koymaya çalışıyoruz, çıkarmaya çalışıyoruz. Sahipsiz sokak hayvanları tedavi merkezimiz olan Soğukkuyu Sokak Hayvanları Tedavi Merkezimizde bu yılın başından bu yana 9 aylık süre zarfında 2394 adet tedavi, 3329 adet parazit uygulaması, 2000 civarı kısırlaştırma, 1785 adet aşı, 52 adet acil müdahale olmak üzere toplamda 10.000 civarı tedavi gerçekleştirerek sokak hayvanlarının sağlığına kavuşturduk. Tabii Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak belirlediğimiz 139 noktada haftada 2 kez olacak şekilde düzenli besleme ve besleme alanı temizliği gerçekleştiriyoruz. Ayrıca veteriner hizmetleri şube müdürlüğü personelimiz, gönüllü hayvanseverler ve ilgili STK'lar ile birlikte yıl içerisinde besleme programları uyguluyoruz. Bu yıl sahipsiz sokak hayvanlarımızın beslenmesi için de 45 ton civarında mamanın harcandığını da ifade etmek istiyorum. Ayrıca havaların soğuması ile birlikte can dostlarımızın barınması ve beslenmesi için 17 ilçemizde ormanlık alanlar, baraj kenarları, park alanları, sahil kenarı gibi yerlere 60 adet kedi ve köpek kulübesi konuldu. Ben bu kulübelerin de ayrıca atıklardan üretildiğini, doğaya bir kez daha katkıda bulunduğunu ifade etmek istiyorum. Bugün çok güzel, özellikle sivil toplum örgütlerimiz ve mahalle gönüllerimiz çok güzel şeyler söylediler konuyla alakalı. Tabii ki ekibimizi daha da güçlendirmek, bu manada özellikle okullar marifetiyle bir bilinç oluşturmak noktasında üzerimize düşen sorumluluklar var. Ayrıca yeni tedavi merkezimiz de yeni bu manadaki merkezimiz de inşallah ihale dolayısıyla bir miktar gecikti. Tasfiye kararnamesi dolayısıyla ama onun da hayata geçmesiyle birlikte önümüzdeki yıldan itibaren çok daha elimiz rahatlayacak. Bir de nöbetçi uygulanması noktasında özellikle STK'larımızdan talebi oldu. Nöbetçi veteriner hekim uygulaması noktasında gerekli çalışmaları da inşallah hayata geçirmek için arkadaşlarımızla el birliği hareket edeceğiz. Ben bu noktada duyarlı davranan tüm mahalle gönüllerimize, tüm sivil toplum örgütlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da bu konuda
Allah'ın yarattığı her can değerlidir, kıymetlidir. Duyarlı olmalarını, özellikle gördükleri bir eksik ve aksa belediyemize belediyemize bildirmeleri gerektiğini bir kez daha burada hatırlatıyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Tekrar 4 Ekim Hayvan Hakları Günü kutlu olsun diyorum.